masumude bir sevda yaşarım. Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Güneşimsin, ışımsın, bir tanesin benim. Yüreğimin en sıcak köşesin, ömrümün en güzel bestesin. Hangi kanalı seyretmek istersin Güzel? İstersen önce bir tarayalım. Yana mı tarayalım, geriye mi tarayalım? Hangi kanal istersen seyredebilirsin Tamer. İster maç seyret, ister Van Damme seyret. Sana bırakıyorum. Yapma güzelim. Her zaman gırtlak gırtlağa gelmez miyiz? Seç birini. Biz hiçbir zaman televizyon yüzünden gırtlak gırtlağa gelmedik hayat mı? Herhalde eski karınla karıştırdın. Olur bu, insanlık halidir. Niye alttan alıyor? Benimle niye iyi geçiniyor? Yoksa biliyordu intikam almak için beni huylandırmak mı istemiyor? O saçma sapan bandı görürse ortalık kan gölüne döner. O katil olur, ben ölürüm. Onunla iyi geçinmeliyim. Açık havada biraz yürütüp uykusunu getirsem gece sakin geçer. Onunla çok iyi geçinmeliyim. Televizyonda bir şey yok güzelim. İstersen biraz çıkıp gezelim. Olur, nerelere gideriz? Uzun uzun gezelim ama, tamam mı? Tamam güzelim. Hiç olmazsa ilgiyi dağıtırız. Ağzımdan bir şey kaçırmamışım ben. Ben üzerime bir şey alayım. Al. Hatta iki tane al. Ne alırsan al. Yeter ki dert alma. Alo. Ha Tayfur abi. Nasılsın abi? Ben de iyiyim. Efendim? Hiç şöyle bir yürüyüş yapalım dedik. Abi. Canım abim. Yanlış anlamadı abi. Bizim çıkacağımızı nasıl öğrendin abi? Ha, ses tonumdan demek. Abi içine doğdu. Geliriz abi. Tamam abi, beraber geliriz. Yalnız sakıncalı şeyleri ortadan kaldırın. Arayan kim? Tayfur abi. Görüşürüz abi. Hadi hadi, hemen çıkalım. Ne oluyor Tamer? Kulak burun boğaz çalışması var. Doğal gaz gibi. Dışarı, dışarı. Daha birinci günden nasıl böyle bir sersemlik yapar? Tavernaya geç kalacağım. Sahne mi kaçacak Kale? Gelsin boynunu burkayım elini. Bak bir daha yapıyor mu? Senin de ders anlayışın öldürmek İrfan. Boynunu burkarsan adam sağ kalır mı? Nizamettin amcayla berabermiş. Bence Eşref'in bir kabahati yoktur. Nizamettin amca ayartmış zavallıyı. İnsan yaşından utanır. Delikanlı gibi kendini sokaklara atıyor. Nasıl biri bu böyle? O hepimizin babası ve dedesidir. Lütfen konuşurken daha dikkatli olalım. Hop! Kişisel çatışmaya dönüştürmeyelim. Onu bunu bilmem. Ölü veya diri Eşref'i istiyorum. İrfan, senin burnun iyi koku alır. Çık bakalım sokakları bir kokla. Hareket var mı? Sen de beni av köpeği zannettin Elin, lütfen. İnsanlığın sana ihtiyacı var İrfan. İlk kez İrfan'a bu kadar ihtiyacın olduğunu görüyorum yenge. Öyle mi Elin? Doğru söylüyor. Senden başka kimse gecenin şu saatinde iki kayıp insanı bulamaz. İnsanın yanında böyle birinin olması ve ona bu kadar güvenmesi az bulunur nimet. Yatıp kalkıp dua edeceğim sana. Sağ olun, geliyorum. Coşturdunuz beni. Allah 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 Allah. Böyle doluyor doluyor. Sonra üç gün yakamdan düşürmeye çalışıyorum.
Ama adamları da merak ediyorum. Ben karakoldan sordurdum. Kaza falan yok. Bakalım bizim tazı bulup getirecek mi? TV filmi gibi oldu. Az sonra. Zafer abi de gelemedi bir türlü. Ben gidip bakayım baba. Ay bak bakalım. Ben de Makbul anneye bir bakayım. Bir şey öğrenirsen hemen haber ver, tamam mı? Tamam baba, merak etme. Bu gerizekalılar gelmeyecekler. İşe geç kalmayayım bari. Ben sizi götüreyim. Zahmet etme, ben giderim. Karanlık oldu yenge. Sokaklar zifir gibi. Biz ne karanlıklar gördük Ali? Ya hiç olmazsa taksi durana kadar ha? Pekala. Al şunları. Hadi hoşça kal Pınar. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Bülent, beni arama demiştim. Affedersiniz. Sesinizi bir arkadaşıma benzettim de. Numaranız da yazmadı. Nasılsınız? Yok, henüz uyumamıştım. Maçlar nasıl gidiyor? Telefon! Nizamettin Bey'den telefon. Çabuk bakalım. Alo! Ha, benim Baretta. Ne? Pavyonda rehin mi kalmış? Ne pavyonu? Ne? Pavyonda rehin mi kalmış? Ne? Ne? Pavyon mu dedin? Belli. Gece yarılarına kadar gelmemesinden bir halt karıştırdığı belliydi. Evet. Evet. Anladım. Neymiş? Gelişmeler sana ulaştıkça bize bildir, tamam mı? Tamam, güle güle. Artık tamam. Huylu huyundan vazgeçmiyor demek. Hele bir gelsin, boşanacağım. Pavyonu görecek o. Yapma anneanne, bu yaşta komik olur. Onunki komik değil, benimki komik. Ne işi varmış pavyonda? O Eşref denen adam götürmüş. Hesabı ödeyememişler, Kamil abi de kurtarmaya gitmiş. Ben olsam kılımı bile kıpırdatmam. Kalsın orada. Kürek mahkumu gibi bardak yıkasın. Yerleri silsin. Kör olası. Ben ona gösteririm. Sinirlenme anneanne. Dedem biliyorsun. Arada bir yapar böyle şeyler. Dua et gençliğinde yapmadı. Kim demiş? Yani ben varken mümkün değildi. Eskiden seni düğüm ederim derdim, korkardı. Bakma şimdi iplemiyor beni. Nasıl düğüm atardın Makbul anne? Gemici düğümü falan mı? Hayır kızım. Açılmasın diye kör düğüm, kör. Bu da her şeye inanır ya Rabbim. Tövbe tövbe. Mantıken bir büyüğün sözüne inanılır. Ben sana not al dediğim zaman önemli laflarıma not alırsın. Tamam mı? Tamam. Hadi oğlum, hadi benim çayımı ver. Bir dakika baba, geliyor. Al baba. Kamil abi ne zaman gitti? Buraya uğramadan gitmiş. Nizamettin baba kahve aramış. Bizim ocakçı baba da Kamil babaya haber vermiş. Nizamettin amca sıkı mı evi arasın? Neredesin? Pavyonda rehin kaldım. Makbule teyze öldürür valla. Bana sorarsan eve zor gider baba. Hakkında gerekli işlem başlamıştır. Baretta. He? Oğlum bak, sabah sabah bana soğuk çay getirme de ne getirirsen getir, tamam mı? Tamam baba. Ne tamamı? Geç kal. Hadi görüşürüz. Baretta! Gevezeliği bırakma oğlum. Çaylar buz gibi oldu. Tamam baba, geldik. Ne yapalım? Hayat devam ediyor. Hep de haklısın be. Bir de itiraz etme. Biz de tele kulak değil, duvar kulak olduk birader. Yukarıyı dinle, yan odayı dinle. Şşş, konuşmayın da dinleyin efendim. Bir iş yaparken mırıldanıyor, yorum yapıyor. Dur. Bak bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Faizini bile yiyemeden kokuyu aldılar diyor. E ne demek bu? Demek ki ana para duruyor. Geliyor. İşler kesat galiba. Sinek avlıyorsunuz Hayri Bey. Ya ne yaparsınız efendim? 3-5 kuruşumuz da yok ki faizini yiyelim. Bak gördün mü? Buğday taban alım fiyatları belirlenmiş. Çok memnun oldum efendim. Artık buğdayımızı götür verebiliriz. Ne diyorsunuz efendim? Size iyi zırvalamalar. Ben bir yere kadar gidiyorum. Ama geleceğim. Peki efendim. Güle güle kurnaş hanım. Güle güle efendim. Güle güle efendim. Aman geç kalmayın efendim. Merak ederiz efendim. Birader, ne diye faizden maizden konuşuyorsun? Dinlediğimizi anlayacak. Dalga geçtim efendim, ne yapayım? Bana bak. Kurnaş hanım parayı evden uzaklaştırmaya çalışmasın.
Ha? Odasını bir arasak mı efendim? Bana bak, eğer kapıdaki İrfan'sa ikimiz birden üzerine çullanıp ima edeceğiz. Hı-hı. Tamam mı? Artık tedavülden kalkma zamanı geldi. İrfan, ne olmuş buna? İlim İrfan, ne oldu sana? Sorma Eleni. Ne oldu sana Kale? Otur söyle, otur. Sabaha kadar sakıpların Eşref'i aradım, durdum Eleni. Her üç güzelden birine Eşref misin diye sordum. Sonra sonra bir baktım, Bağdat 5 kilometre yazıyor. Ne işin var Bağdat'ta Kale? Ne var orada? Dünya ebeler toplantısı. Bütün camia yolların kenarında. Uzatmayalım. O mu Eşref, bu mu Eşref derken bir abla beni bir yamulttu, bu hale geldim Eleni. Abla mı? Mutlaka abla dediğin o kişiyi taciz etmişsindir. Yok Eleni. Eşref kadar boyu vardı. Yok yok. Birazcık daha uzundu. Neyse, ben Eşref sen misin dedim. Peruğunu taktı. Eşref senin anandır diyerek havaya yumruk sıkmaya başladı. Ah akılsız İrfan. Abla seni fena arpalamış Kale. Pınar hadi bir taş su ısıt. Peki. Hadi. Allah razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Bu saate kadar neredeydin Kale? Bayılmışım. Kendime gelince de en yakın buraya geldim. En yakın hastaneye gidilir akılsız İrfan. Geçin bakalım, 1 ve 2 numaralı zımparalar. Cebinizde 5 para yok, pavyona gidersiniz ha? Bu götürdü be. Aşk olsun amca bey. Pavyona gidelim mi dedim, ben de sana aynı şeyi diyecektim dedim. Ya bana cevap vermeyesin. Bana sakın ha cevap vermeyesin, susasın. Kavga etmeyin artık, olan olmuş. Oo babalar, feneri sonunda söndürebildiniz mi? Tek kelime konuşmayasın, yoksa mihribana nişanı attırırım. Hayatta konuşmam baba. Ne büyüğümüzdür, istekleri bizim için emirdir, saygı göstermek lazımdır diye gittim ben. Ne bileyim parasız olduğunu? Benim gibi bir tekaüdün cebinde para bulunur mu kazan dibi? Madem cebinde paran yok, hanımlar içki ısmarlarken bir sorsana. Eşref desene, bende yok, sende var mı desene. Tamam dedik birader, uzatmayın artık. Bu sayede Felek'ten bir gece çalmış oldunuz, değil mi Nizamettin amca? Yok be, biz de öyle sandık da Felek sonunda gecesini geri aldı. Eve nasıl gitmeyi düşünüyorsun baba? Bir de o sıkıntı vardır be, vay be. Ya ben Emel Hanım'a ne diyeceğim, patrona ne diyeceğim? İrfan'ın elinden nasıl kurtulacağım? Bunlar yanmış oğlum, bize kahve getir. Soğuk suyu da unutma. Hemen baba. Sırıtma be. Ya sana da borç yazdırdık be. Sen olmasaydın kurtulamazdık. İnşallah en kısa zamanda öderiz be. Boş ver, sıkma canını. Benim Nizamettin amcam Feleğin bir gecesini kurcalamış. Feda olsun. Şimdi ben eve nasıl gideceğim be? Minik civcivim beni ezer be. Alo. Söyle Baretta. Geldi mi? Oh çok şükür. Gelmiş Makbul anne. Söyle onlara canlı istiyorum. Canlı istiyoruz. Yani Makbul anne canlı istiyor. Abartma anneanne. Biliyorsun kalbi var. Her insanın kalbi vardır. Ayrıca sinir sistemi de vardır. İyi tamam. Bak söyle heyecanlanmasın tamam mı? Hadi güle güle. Geliyor muymuş Valentino Nizamettin Bey? Gelecekmiş de çekiniyormuş. Bir şey yapma anneanne. Bak çekiniyor. İzin verin de 40 yıllık kocamıza bir çift laf edelim. Bu kadarcık bir hukukumuz var herhalde. Tir tir titriyormuş. Durmadan Eşref denen adama bağırıyormuş. Bak onun yüzünden demek. Dedemin bir suçu yok. Beni yumuşatmaya çalışmayı yumuşamam. Katıyım ben katı. Ay masaj mı yapalım, bir şeyler yapalım sen. Kaskası kesin dikkatimi alıyorsun. Ay anne hem kendine hem dedeme hem de bize yazık. Sert olmak kolay, hoşgörü ve affetmek lazım. Hı-hı. Dedem de sen de hastasın. Allah devlete millete zeval vermesin. Hı. Bana savaşmayalar mı getirin çabuk. Tamer kapı. Ne? Kapı çalıyor güzelim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Biri kapıya baksın. Mesela sen. Ben uyuyorum bakalım.
Ben kalksam bile gidemem. Çünkü gözümü açamam. Gözümü açamayınca yolumu bulamam. Ben de kalkamam. Yapacağım bütün sakarlıklardan sen suçlusun. Sarı saçın olması gerekmez güzelim. Gürültü etme Tamer. Geldim, geldim. Bu ne uykusu Tamer? Neredeyse öyle oldu. Öyle mi? Daha sabahın körü abi. Memleket saat ayarı mı değişti? Al bak, size kahvaltılık getirdim. Hemen sofrayı kur. Kahvaltıda konuşacaklarımız var, önemli. Abiciğim, gel biz bu konuşmayı beş çayına taşıyalım. Dağ afyonlar mıh gibi. Patlama imkanı sıfır. Şansımızı zorlamayalım derim. Birer kahve için ayılın. Tuğba yok mu? Uyuyor abim benim. Her geç yatan insan gibi o da uyuyor. Hı hı. Sen benim sözlerimi pek ciddiye almıyorsun Tamer. Konuşacaklarım var diyorum. Önemli şeyler. Hemen abi. Ben çoktan uyanmıştım da kendi kendime uyuzluk ediyordum. Hı hı. Güzelim, bak kim geldi. Durdukça ağrılarım daha da artıyor Eleni. Belki de bu iş ağrıya kadar gider. Allah mı söyletiyor nedir? O Eşref'i bir yakalarsam sakıpların geriye 3 değil 2 güzeli kalacak. Yenge, Eşref aşağıda. Gelebilir miyim diye soruyor. Allah, ilk kez bu kadar sevinç dolu bir son dakika haberi duyuyorum. Çağır gelsin, çağır. Hayır, düşmanın dahi olsa önce onu dinleyeceksin. İnsan haklarına riayet edeceksin. Kes tıraş Eleni. Benim canım yanmış. Ablalar almış yerden yere vurmuş beni. İyi ya. Bakalım bu arada o neler yapmış. Çağır gelsin Pınar. Peki. Gözünü seveyim Eleni. Şöyle filotosunu ayırayım. Bütün mahallenin itlerini çağırayım. Yiyin diyeyim. Aksırıncaya kadar yiyin. Tıksırıncaya kadar yiyin. İntikam yapıyorsun. Hiç o sormuyor İrfan. Yemin ederim benim bir suçum. Yemin ederim benim bir suçum yoktu. Bey amcanın son isteğini yerine getirin benim. Yoksa benim pavyonda ne işim vardı? Kes tırlamayı, yangın eder mi? Adam gibi dur karşımda. Sen de artık karşısındakinin nasıl durduğunu anla İrfan. Adam gibi duruyor işte. Yemin ederim pavyon benim neyime? Çok acı oturmuş içine, baksana korkuyor zavallı. Hafifletici sebeplerden dolayı seni bağışlıyorum Esnaf Paşa. Hayır, ben bu kararı bozuyorum. Gel buraya. Yapma abi. Kabahatli olsam buralara kadar gelir miyim? Gelmem. Giderim ormana, keserim parmacığımı. Lafın gelişi yani. Ne diyor bu be? Anlayana aşk olsun. Seni utanmaz, arlanmaz. Uslanmaz, yıpranmaz. Paslanmaz, kırılmaz adam seni. Yaylım ateşini niye kestin Makbule anne? Mermilerimi boşa harcamamak için kızım. Yüzüne yüzüne saydıracağım. Yazık ama ya. Baksanıza nasıl güzel baktı oradan. Hayatım o güzel bakma uğruna heba oldu kızım. Bir anda da hakkını yedin Makbule anne. Söyleyin şuna gelsin. Dede gel. Ya bir söz hakkı verin be. Seni gidi yırtılmaz mavi atlas, iğne batmaz, sihirbaz, canbaz seni. Aynı şey gibi oldu. Hani uçak savarların gece açtıkları ateş sırasında çıkardıkları ışık var ya. Ay sen de çok biliyorsun. Gel buraya Nizamettin Bey. Gel dedim. Gel. Teslim oluyor anneanne. Anladık. Gel gel. Dur orada. Son sözün nedir Nizamettin Bey? Son söz mü? Ama bu haksızlık, daha bir şey söylemedi ki anneanne. Gerek yok. Nasıl kıvıracağını ben biliyorum. Evet, son sözün Nizamettin Bey. Ben böyle bir durumda bildiğim dili unuturum. Küçüklerimi de yutarım. Sen zaten biraz acayipsin kızım mantıken. Konuşabilir miyim? Süren 30 saniye. Başla! Dolabın üstüne de baktınız mı efendim? Didik didik ettik birader. Daha ne istiyorsun? Efendim parayı bulmamız lazım. Kurnazan'ın kimseye güvenmediği malum. Odasına saklamıştır diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Bulamadık işte. Şu başımdaki dertler bir bitsin. Kurban keseceğim. Ramazan'da iftar çadırları kurduracağım. Ona çok var efendim.
Şimdi ne yiyeceğiz onu söyleyin. Yedik yiyeceğimiz kadar, hayrı ne doymaz adamsın. Yediğin kazıklar yetmedi mi? Latife etmeyin efendim, açız aç. Manevi açlık ve zarar derseniz o da kürek kürek. Senin yüzünden. Biraz da seni görelim. Bakkala hesap açtır da yiyecek bir şeyler al da gel. Kim? Ben mi? Ben ödeyemeyeceğim hesapları açtırmam efendim. Öyle mi? Hani bana bir gün bütün yaptıklarımın karşılığını ödeyeceğini söylemiştin? Yani şu dakikada yaptığınız muhasebeye bakın efendim. Ben size ne demişim? Bir gün demişim. Bugün mü demişim? Hayır dememişim. Hadi hadi kahveye gidelim. Orada bir şeyler atıştırırız. Yalnız gitmeden şunu ifade edeyim efendim. Ben size biraz kırgınım. Hadi biz arkadaşız. İstediğimiz gibi konuşamayacak mıyız kardeşim? Hadi yürü bakalım. Dur dur. Önce Kurnaz Hanım'ın odasına bir daha bakalım. Karıştırdığımızı anlamasın. Haklısınız efendim. Yani sen diyorsun ki ben aptalım. Ve kim ne derse ben onu yaparım. Öyle mi üç güzelim biri? Anam beni salak doğurmuş. Ne yapayım abi? Bak ne kadar açık sözlü İrfan. Biraz ders alman lazım. Gözünü kırpmadan kendine salak diyor. Bir daha söyle bakayım. Ben salağım. Kırptı, gördüm. Gözünü kırptı elini. Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun akılsız İrfan? Başıma gelenleri biliyorsunuz. Ne olur beni bağışlayın Hemen Hanım. Yoksa işimden olurum, aç kalırım. Ancak şartlı olarak affedebilirim. Bir daha en ufak bir vukuatını görmeyeceğim. Allah sizden razı olsun, sağ olun. Bunun yüzünden biz dayak yedik, yediğimizde kaldık. Üstüne bir de yerin dibine sokulduk. Senin adaletin mülkünün neresinde Eleni? Yaygın kullanım şeklinde olduğu gibi benim adaletim de mülkümün temelinde İrfan. Ama göremezsin. Çünkü hiçbir mülkün temelini görebilmek mümkün değildir. İşte değerli jüri üyeleri ve sayın hakimi. Çok uyanık geçinen ben bile süper uyanık bir şoförün oyununa gelmişimdir. Aklı başında bir insan. Beş parasız olduğu halde para tuzağı yerlere gidebilir mi? Gidemez. Ben kandırıldım. En sonunda bana çıkar bakalım üç aylığını dedi. İşten yaptığı pazarlığa bakın be. Ay yazık anneanne. Neler çekmiş zavallı. Ben içkileri kimlere ısmarladın? Ya orada mecburen kadınlar vardır. Garsonların dışında herkes kadındır. Mecburen yani minik civcivim. Yani hakimim. Şahidin var mı? Ya sen de iyiden iyiye kendini kaptırırsın. Ne şahidi? Yani şimdi kadınları buraya mı çağıralım be? Şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı 15 gün erteliyorum. Sen de tutuklusun Nizamettin Bey. Hangi odaya kapayacağız Makbule anne? Ya çıldırtmayın insanı be. Ev hapsi kızım. Gardiyanlığa sevdalısın galiba. Hepimiz seni çok merak ettik. Gece hiç uyumadık. Şanssızlık işte be. Her şey çok masum başladı. Arabayla iki tur atalım dedik be. Masum görünmeye çalışma Nizamettin Bey. Çok kızgınım. Ne yaparım bilemem. Ay. Ya bu ciddiye alır be. Yumuşatın be. Ya denedik ama yumuşamıyor. Kıbrıs şehitleri listesinde benim soyadımdan kimse yok. Kulaç, 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 kulaç. Hayır yok. Benim babam şehit değil. Öyle biri yok. Hepsi uydurma. Nasıl huzur kaçıracağını bilmiyor. Hiç olmazsa attığın palavra usturuplu olsun Yadigar Bey. Gerçeğe yakın olsun. Gaziler listesi. Kulaç, kulaç, kulaç. Şahabettin. Kulaç. Gönlümün dingin limanında
uslanmış duygular içinde.